Bakanlık olarak sürdürülebilir ihracat artışını yakalayarak cari açık sorununu ülkemizin gündeminden çıkarma hedefimiz doğrultusunda hizmet ihracatına en az mal ihracatı kadar önem veriyoruz. Hizmet sektörü sağladığı net döviz girdisi, yüksek istihdam ve mal ihracatımıza verdiği olumlu katkıyla Türk ekonomisinin tam anlamıyla göz bebeği konumundadır. Türk inşaat sanayi 70'li yıllardan günümüze girişimcilerimizin cesareti ve tecrübesinin Türk insanının teknolojiye ve farklı kültürlere uyum sağlama kabiliyetiyle birleşmesi neticesinde dünya inşaat sektörünün önde gelen aktörlerinden birisi olmuştur. 2020 yılında pandeminin etkisiyle Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendikleri projelerin toplam bedeli bir önceki yıla göre %20 civarında azalışla 15 milyar dolara kadar gerilemişti. Küresel salgının etkisiyle 2020 yılında önemli bir daralma yaşanmışsa da 2021 Türk inşaat sanayinin toparlandığı bir yıl olmuştur. Türk inşaat sektörü 2020 yılında üstlendiği 15,2 milyar dolarlık toplam proje bedelini 2021 yıl sonu itibariyle yaklaşık 2 katına çıkararak 29,3 milyar dolara ulaşmıştır. Böylelikle ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen toplam proje sayısı 11.093'e, üstlenilen projelerin toplam değeri ise 451,5 milyar dolara yükselmiş bulunmaktadır. 2021 yılına ait şu an bu rakama eklenmeyen projelerin de eklenmesiyle birlikte üstlendiğimiz proje bedelinin 30 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Bu seviyeyi son olarak 31 milyar dolar seviyesiyle rekora imza attığımız 2012-2013 yıllarında yakalamıştık. Yakalanan bu yüksek seviyenin sektörümüz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, inşallah önümüzdeki süreçte iş dünyamızla omuz omuza çalışmalarımızı sürdürerek bu seviyenin çok daha üzerine çıkmasını temin edeceğiz. Covid-19 salgını gibi eşi görülmemiş bir şok karşısında bile büyük bir esneklik ve dirençle pandemi öncesi konumunu yakalayarak bunun da ötesine geçebilmesi müteahhitlik sektörümüzün ne kadar geliştiğinin önemli bir göstergesidir. Bu rakamlar ve nitelikleriyle Türk inşaat sanayisi küresel bir marka olduğunu ve bugüne kadar elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtlamıştır. Ekonomimize ve Türkiye markasına çok değerli katkılar yapan, zor coğrafyalarda türlü güçlüklere sabırla göğüs gererek hiç durmadan çalışan müteahhitlerimiz, özellikle son 15 yılda yurt dışında ortalama 23 milyar dolar değerinde proje üstlenmiş, ülkemize yılda ortalama 650 milyon dolar değerinde inşaat hizmet geliri getirmişlerdir. Müteahhitlerimizin ülkemize sağladığı döviz elbette sadece inşaat gelirlerinden ibaret değildir. Projeleri hayata geçirirken sağladıkları istihdamın sonucu olarak ülkemize transfer edilen işçi gelirleri ve projelerin vesile olduğu inşaat malzemeleri ihracatı da göz ardı edilemez. Sektörümüz dünyanın her köşesinde bölgesi olarak değerlendirdiğimizde Türk inşaat sanayisinin geleneksel pazarları olan Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyasında hala çok güçlü olduğuna şahitlik etmekteyiz. Öte yandan özellikle son dönemde Sahra Altı Afrika bölgesindeki etkinliğimizi oldukça güçlü biçimde arttırıyoruz. Değer bazında 2021 yılı projelerinin %55'i Bağımsız Devletler Topluluğu, %17'si Sahra Altı Afrika, %13'ü Orta Doğu ve %10'u Avrupa bölgesinde üstlenilmiştir. Bu oranlardan Sahra Altı Afrika'nın bu sene geleneksel pazarımız olan Orta Doğu'nun önüne geçmiş olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Diğer taraftan Rusya geçmiş yıllarda olduğu gibi en yüksek proje bedeline ulaşılan ülkeler arasında yine ilk sırada gelmekte. Fakat bu sene Rusya'da 11,2 milyar dolar ile bir takvim yılı içinde bir ülkede toplam üstlenilen proje bedelinde de daha fazla bir rekora imza atmış bulunmaktayız. Irak ise 2021 yılında üstlenilen 3,6 milyar dolarlık proje ile en çok proje üstlendiğimiz ikinci ülke konumuna
yükselmiştir. Biliyorsunuz Irak tarafı ile 2021 senesinde önemli ve verimli temaslarımız oldu. Biz bu iletişimi sürdürerek Irak ile ilişkilerimizi geliştirmeyi ve müteahhitlerimizin bu ülkede daha da önünü açmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl en fazla proje üstlendiğimiz 10 ülke arasında Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan ve Cezayir gibi geleneksel pazarlarımız olan ülkeler yerini muhafaza etmiştir. Ayrıca 3 sahra altı Afrika ülkesi ile Polonya ilk 10'daki yerini almış vaziyettedir. Değerli katılımcılar, yurt dışı müteahhitlik sektörümüz gibi teknik müşavirlik sektörümüz de son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirmektedir. Bugün Türk teknik müşavirlik firmalarının yurt dışında üstlendikleri kümülatif proje bedeli 2,7 milyar dolara ulaşmış. 2021 yılında üstlenilen proje bedeli ise 137 milyon dolar civarındadır. Bu rakamla 2000 yılında ulaşılan proje büyüklüğü de korunmuş durumdadır. Teknik müşavirlik firmalarımızın 2021 yılında üstlendikleri projeleri bölgesel olarak incelediğimizde bağımsız devletler topluluğu coğrafyasının öne çıktığını görmekteyiz. Teknik müşavirlik alanında da yine Azerbaycan, Rusya ve Özbekistan gibi geleneksel pazarlarda etkinliğimizi sürdürmekteyiz. Müteahhitlik sektörüne benzer biçimde bu alanda da Irak en fazla proje üstlenilen 4. ülke konumuna gelmiştir. Geleneksel pazarlarımızı içeren bağımsız devletler topluluğu bölgesinin ardından en güçlü olduğumuz bir diğer bölge Güney Asya olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Hindistan geçtiğimiz sene üstlenilen proje büyüklüğü açısından pek çok geleneksel pazarımızı geride bırakarak 1. ülke olmuştur. Pakistan ise ilk 10 ülke arasında yerini almaktadır. Teknik müşavirlik sektörüne yönelik hazırladığımız ve başarıyla uyguladığımız devlet destekleri programlarımızla müteahhitlik sektörümüzün yeni işler üstlenmesine yönelik olarak yaptığımız girişimlerle önümüzdeki dönemde de Türk inşaat sanayisinin yurt dışında daha fazla proje üstlenmesi için çaba harcamaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Ayrıca firmalarımızın iş yaptığı ülkelerde karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik olarak Bakanlığımızın ticari diplomasi araçları ile dün olduğu gibi bundan sonra da firmalarımızın yanında olacağız. Bu çerçevede sizlerin de yakından takip ettiği üzere son olarak Libya'da 2011 öncesinde üstlenilen projelerden kaynaklanan sorunların firmalarımızla işveren değerler arasında çözümüne yönelik olarak önemli bir mesafe kat ettik. Bu doğrultuda bazı firmalarımız yeniden iş başlama sözleşmelerini imzaladılar. Öte yandan müteahhitlik sektörümüzün yeni iş fırsatları yakalamasının önündeki en önemli engellerden birisinin finansman sıkıntılarının olduğunun da farkındayız. Bu doğrultuda Türk Exim Bank tarafından sağlanan kredi imkanlarının etkinliğini arttırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında finansman imkanları güçlü ülkelerin firmaları ile ülkemiz firmalarının 3. ülkelerde işbirliği yapmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda ortak organizasyonlara yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Ayrıca ihracatımızın kredide kefalet sorununu ortadan kaldırmak ve kredi erişim maliyetlerini düşürmek için yeni bir enstrüman olarak kurguladığımız ihracatı geliştirme anonim şirketinin 1 Mart 2022 tarihinde faaliyete geçeceği de malumlarınızdır. Önümüzdeki süreçte yayımlamayı planladığımız bu strateji kapsamında öncelikli potansiyel mal ve hizmet sektörlerimizi belirlemiş durumdayız. Bu çerçevede yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün de güçlü yapısı sayesinde artık geleneksel pazarların ötesinde yeni pazarlar açılmaya hazır hale geldiğine inanıyoruz. Geldiğimiz noktada özellikle ABD, Brezilya ve Endonezya pazarlarının hem müteahhitlik hem de teknik müşavirlik sektörümüz için önemli fırsatlar içerdiğini görmekteyiz. Önümüzdeki dönemde başta bu pazarlar olmak üzere müteahhitlerimizin yeni pazarlar açılması noktasında sektörümüzle istişarelerimizi artıracağımızı ve çalışmalarımızı yoğunlaştıracağımızı ifade etmek isterim.